Merhaba arkadaşlar, Gurbet Can'ın dünyasında hoş geldiniz. Karantinamızın 12. gününden, Türkiye'den, evimizden herkese selamlar. Kızıma kahvaltı hazırlıyorum. Saat şu an 1:30. Miley geç kalktı tabii ki, her zaman gibi geç yatıyoruz. Ben de dün gece saat 1:30'a kadar kitap okumuşum. Sonra uyudum ama sabah saat 8'de uyandım arkadaşlar. Şimdi gündüz diye söylüyorum rüyamı. Havaalanındaymışız böyle işte, yolculuk yapıyoruz. Allah'ım, Cihan'ı kaybettim havaalanında. Sonra oradan arıyorlar Cihan'ı, telefonundan falan arıyorlar. Sonra adam biri diyor ki, ya bu oğlan diyor telefonunu kaybetmiş diyor. Çıkmıyor herhalde diyor. Allah'ım, daha çok üzülüyorum o zaman. Ondan sonra cim bavulumuzun biri yok gibi. Sanki Cihan getirmemiş gibi. Ve o arada Cihan çıkıp geliyor arkadaşlar. Cihan çıkıp geliyor. Allah'ım, onu görünce nasıl ağlıyorum, Cihan'ı görünce. Nasıl sevinçten ağlıyorum böyle, sen neredeydin diye. Ama o da hiçbir reaksiyon göstermiyor. Yani o ağlamama sabah saat 8'de uyandım. Ondan sonra da zaten doğru dürüst uyuyamadım. Erkenden kalktım yani bugün. Yani rüyalar insanı böyle etkileyebiliyor ki diyorum ki çocuklara mı özledim. Evet, kızıma kahvaltı ne yapıyorum? Sucuk, peynir ve domates istedi kızım. Onu yapacağım. İşte şunu mu yesem, bunu mu yesem, bu mu güzel olur? Hep kendi kendine böyle düşünüp duruyor. Dün gece ona makarnayla domates soslu makarna yaptım. Akşam gecenin 10'undan sonra canı onu çekti diye. Yani böyle durumlarımız. Şimdi şöyle bir kahvaltısını hazırlayayım kızımın. Tepsimiz nerede? Bu Miley'in özel tepsisi böyle. Bunu hazırlıyorum ona. Bir de çay koyayım kızıma. Bugün hava sıcak. Dün biraz ısınmaya başladı. Havalar birkaç gün böyle soğuk oldu. Yağmur yağdı biraz. Bayağı üşüdük. Ama artık şimdiki 27-28 hatta 30 derecelere kadar çıkacak diyorlar böyle bir hafta 10 gün. Tarçına bak, gene yolun üzerine yatmış. Aylin orada yatıyor. Babam da burada öğlen uykusu moduna geçmiş. Baba, sen sabah kalktın, geri burada dinlenme moduna mı geçtin? Bakın size göstereceğim. Sizde ne derler bilmiyorum. Cenaze hayrı mı derler, ölünün hayrı mı derler. Hani ölünce böyle dağıtılır. Bizim uzaktan bir akrabamız vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. Çok iyi bir insandı. Ben de çok severdim kendisini. Kaç yaşındaydı? 86 mı? 84 yaşındaydı. Onun hayrını dağıttılar bugün. Bakın içinde ekmek var. Çay var. Böyle. Çay koymuşlar. Tuz koymuşlar böyle. Şeker koymuşlar. Ve makarna koymuşlar. Allah'ım yani hayırını kabul etsin. Kabul etsin. Çok iyi bir insandı. Çok severdi. Çok cana yakındı. Çok iyi insanlara yardım etmesini çok severdi. Yani ne bileyim, biz bildiğimiz için Allah'ın taksiratını affetsin varsa. Evet, size dedim bir göstereyim böyle nasıl oluyor diye. Tabii sizin oralarda nasıl olur bilmiyorum. Canım Türk kahvesi çekti. Karantinaya gireli hiç Türk kahvesi içmedim. Annemin evde cezvesi yok. Bulamadık, cezve bulamadık. Annem de bana dedi ki, şu çaydanlığın içinde yap. Bakın çaydanlığın içinde Türk kahvesi pişiriyorum. Ne yapalım? Mecbur bir şeyler, çözümler bulacağız böyle evin içinde. Babama diyorum ki, baba Türk kahvesi içecek misin? Böyle diyor. Ben öyle şeylerden Türk kahvesi içmem. Babamın lafı. Öyle şeylerden Türk kahvesi içmezmiş. Ne yapayım? Yok, şimdi cezvemi aramaya gideyim. Boşverin, bunun içinde de olur. Şöyle kenarından boşaltırım, güzel olur. Vallahi kahvem pek güzel oldu. Bakın köpüklü möpüklü hem de. Babama dedim ne olur bir dene dedim. Denemeyeceğim diyor. İyi dedim, deneme artık. Ne yapayım? Sarımsaklı şey çekmeye geliyorum. Sarımsaklı şey çekmeye geliyorum baba bak. Başka işim yok ya. Ne yapayım baba ya karantinada. Saat 4:30 arkadaşlar. Babam oturdu yine burada yemeğin başına. Şey diyor bana, yemek yiyecek misin? Ben dedim ki baba dur, daha yeni kahvaltı ettim. Böyle diyor, yemezsen yeme. Bugün babam bana hep böyle diyor, yemezsen yeme. Yemiyorum, içmiyorum. Bakın sarımsaklı böyle. Biraz suyundan da koyarız biz böyle. Üzerine de böyle tereyağlı sarımsağı böyle koyarız. Babam çok sever. Aha geliyor, tereyağı da geliyor. Koysun anacığım bakayım şöyle. Ben çekim yapayım. Böyle daha iyi oluyor anne. Sen yap bundan sonra. Ben çekim yapayım. Oh mis gibi. Ben de çok severim ama karnım aç değil, yemeyeceğim. Saate bakın arkadaşlar. Saat daha 4:30. Sabahtan kalan simidi yedim. Kahve içtim. Miley'e bakın, dışarıda oturuyor. Kuzum! Miley'e! Bir göster kendini kız. Şşt şşt şşt. Miley. Bak. Alo Miley. İyi misin? Benim kızım iyi. Evet. Aylin de yanına oturmuş. Ya siz minnoşlar, siz ne istiyorsunuz ya?
Ha, yeni bir minnoş geldi bizim buraya. Nerede o? Ana, o kaybolmuştu. Nereye gittiyse. Bunlar zaten devamlı gelenler. Bu da bizim kara kedimiz bu. Bu kara kedimiz bu. Bak bak bak. Bu kamerayı biliyor artık. Bak. Babam bunu çok seviyor. Şunu çok seviyor. Bu çok akıllı. Bu çok seviyor. Oy! Kuşum benim. Bu da konuşan kedimiz. Bakın. Konuşur durar. Seni de mi alıştırdı? Yemin yemeği, bakın böyle soslu makarna. Sofrada yemek yemeyince böyle oturur yalnız başıma yemek yerim. Fasulyeyi ben de sarımsak koydum. Yağını annem koymuşmuş zaten. Böyle komple ben yiyeceğim şimdi. Tencereden niye yiyorsun? Böyle üstünden falan demeyin. Bunu ben bitireceğim. Onun için tabaklaştırmadım. Tembelim ya ben. Tabaklaştırmasını sevmiyorum. Ekmekle bir de yanına böyle pırasa yiyorum arkadaşlar. Sarımsaklı şeyin yanına bir de pırasa. Allah! Kokar da kokar artık ama kimse görmüyoruz nasıl olsa artık. Ne yapalım, yiyeceğiz. Şimdi kendime bir çay demleyeyim önce. Şöyle. Annemler akşamları pek çay içmiyor. Ama babam ben demlersem benimle canı istiyor. İçiyor böyle. Şunun içine biraz atalım böyle. Annem bu şeylerin içinde demlemesini seviyor çayı. Onun böyle şey olmuyor. Çaydan daha fazla çay bulaşı olmuyor biliyorsunuz. Yapış yapış oluyor çay. Onun için ben öyle yapıyorum. Benimkinin süzgeci var Almanya'da. Onun için ben pek bunları kullanmıyorum. Gerçi benim de var Almanya'da bunlardan ama. Evet. Şöylece çayımı demleyelim. Vallahi kamerayı nereye yerleştireceğimi şaşırdım ha. Anam ne zor işmiş bu ya. Dur bakalım. Şuraya yerleştireyim bari kamerayı şöyle. Tencere sen şöyle çekin. Bir türlü yerini bulamadım daha doğrusu. Ben yerini bulana kadar da günler geçip gidecek. Ben Almanya'ya döneceğim. Şimdi Almanya'dan ilk gelen güzel haber bugün sabahtı. İlkay'dan aldım ilk haberi. Yelda, Semra'nın, Arif'in kızı, küçük kızı doğum yapmış. Bebekleri olmuş, oğulları oldu. Elyas dünyaya gelmiş. Buna çok sevindim bugün sabah arkadaşlar. Buradan tekrar diyorum Allah'ım analı babalı büyütmek nasip etsin inşallah. Hoş geldin diyorum bebeğimize de buradan. Tabii ki Semra'yı aradım hemen WhatsApp'ten. Ona bir gözün aydın dedim. Yelda'ya yazdım. Ve Semra diyor ki hastaneye falan gidilmiyormuş artık arkadaşlar. Ziyarete almıyorlarmış. Kocasını zaten de belirli saatlerde alıyorlarmış. Doğuma kocası girebilmiş gerçi ama yani hastaneye yakınları gidemiyormuş. Yani 2-3 güne kadar çıkar zaten diyorlar normal doğum olunca. Şimdi ben önce tabii ki sevindim Yelda'nın bu haberini alınca kurtulduğunu ama arkadaşlar sonra da moralim bozuldu. Yelda'nın hatta bir videosu vardı Instagram'da, ona baktım moralim bozuldu. Şey, benim ilk torunum ve ben hastaneye gidemeyeceğim yanına arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Hemen İlkay'a mesaj yazdım. Bu nasıl olur ya dedim. Benim ilk torunum beni hastaneye yanına almayacaklar. Düşünün ya. Tamam eve gelecek göreceğim ama yani böyle insan o 3 günü yanına gitmeden nasıl geçirir? Ne durumlara geldik? Aşılılar da gidemiyormuş arkadaşlar. Şimdi yine aşı konusu çıkmasın. Aşılıları da almıyorlarmış. Yani durum bundan ibaret. Ona biraz böyle moralim bozuldu. Ve bu ara yine akrabalar da uzakta, yani burada Emet'te de olmasa bile uzakta akrabalardan, böyle uzaktan akrabalardan korona haberleri geliyor. Covid oluyorlar. Aşılı oldukları halde yine, bakın yine söylüyorum. Sonra yine aşı olsaydı falan olacak. Yani onlara da üzüldüm biraz. Sizin anlayacağınız. Bak bulaşığa başlayamadım ha burada çene çalmaktan. Şimdi asıl ben bulaşık yıkayacağım burada da. Çeşmenin akış şekline bakın. Sular dindi mi? Yeni mi geldi? Binecek mi? Valla ben de şaşırdım. Mileyim de artık odasından çıkmaya başladı bugün. Maskede. Burnunda. Bak burada yemeğe var. Evet, half of lockun yiyor. Robert Almanya'dan half of lockun getirmişti ya. Kalanını bırakıp gitmişti. Bizim kakao. Neydi bu kakaonun adı, Mile ismi? Bizim mavi kakaon işte, neyse. Neyse. İsmini unuttuk valla. 6 haftanın içinde ürünlerin ismini unuttuk. Onu yiyor burada. Artık bundan sonra 12. gün arkadaşlar. Bence bulaşılığı kalmamıştır fazla zannedersem hastalığının. Orada İnşallah. Orada ha, tat falan var artık. İyi ya, hadi. Ya ben nazalı mümür. Ha, burnun. Mile, Türkiye'de Almanca konuşuyorsun. Almanya'da Türkçe konuşuyorsun ha. Burnun tıkalı değil mi?
Afiyet olsun. Ve yatağımı hazırlıyorum. Buraya böyle yastığımla, bakın kaç tane yastık koyuyorum ha. Şöyle bunu da duvara. Geceleri artık battaniye örtüyorum çünkü üşüyorum. Daha doğrusu ay ters koymuşum ha. Yorganı da ters koydum. Düğmelerini üstünde de hiç sevmem yorganı şöyle. Şöylece yatağımı şöyle bir açayım. Ve arkadaşlar benim bu ay dolabı da kapatmadım ama o dolabın içi görünüyor. Dağınıklığı görünüyor. Arkadaşlar benim yine çok ağrıyor. Bantlarımdan yapıştırdım gerçi ama bu ağrısı taşralarımda hissediyorum yine. Bu da zannedersem şimdiki yatağıma tabii şey alışık değilim ya buraya yerde yatmaya. Ondan oluyor zannedersem ama şimdiki 3 gün annem ney? Yoldan geçen görünüyor perden çekmekten. Tamam perdeyi kapat diyorum şimdi. Evet yataktan bahsediyordum değil mi? Evet annem diyor ki şu dışarıdaki koltuğa yat diyor. Şeye koltuğa dediğim o açılıyor ya böyle öbür odadaki gibi önce orada yatıyordum ya şimdi Miley yatıyor. Şimdi 2-3 gün içinde oraya hiç değiştirme niyetim yok. İnşallah geçer diyorum bakalım. Bu halimize şükür diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomda karantinadan bu kadar maalesef. Başka diyeceğim, başka yapacağım bir şey yok. Başka da bir şey olmadı. İnşallah bir dahaki videomda buluşalım diyorum. O da artık bavul hazırlama videosu mu olur ne olur. İnşallah olur. Testlerimizi yapar. Ondan sonra yola çıkarım. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.